Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Nasılsınız? Hadi şöyle güçlü ve kuvvetli bir şekilde Ekim ayına başlayalım. Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden ben Oğuzhan Ceyhan, Sayın Demet Baltacı, Yengeç Burcu ile beraberiz. Çok da özel bir döneme giriyorlar. Evet yengeçler. Dikkatli olmaları gereken bir dönem. Plüton Uranüs tepelerinde ve bir ay tutulması döngüsüne giriyoruz. Ay tutulmaları yengeçleri çok yoğun etkiler. Neler var neler yok. Ne diyorsun? Yükselen yengeçler ve yengeçler, zor bir döneme giriyorsunuz. Hazırlıklı olun. Korkuttuk biraz ama. Gerçek. Uranüs var, Plüton var. Evet, bazıları işten atılacaklar, bazıları şeyinden ayrılacaklar, bazıları çok ciddi sağlık sorunlarına yakalanacaklar. Bunları önceden bilmeleri gerekiyor. Ama Jüpiter de Yengeç Burcu'nda olduğu için kısmen koruyor. Evet, şanslılar o bakımdan. Yani şanslılar. Doğum haritalarında Jüpiter'i güçlüyse, Jüpiter, Satürn, evet, Neptün büyük üçgeninden alacakları, evet, destekle Uranüs ile Plüton'un zararlı etkilerini kısmen halledebilirler. Ama yükselen yengeçsin, hep bana dedim. Zararlı gezegen döngülerin içinde kaldın. Jüpiter'in kibrine sahipsin. O zaman vay haline. Evet, devam ediyoruz. Neler var? Evet sevgili yengeçler, sizler için Plüto Uranüs kabusu bu ayda tepenizde diyebiliriz. Kabus gibi çöktü bunlara zaten. Olduğunuz için evet, Nisan başı, Temmuz'da yaşadığınız bazı zorlukların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Hafta başında Güneş-Plüton karesi, Güneş-Uranüs karşıt açısı söz konusu olacak 2 ve 3 Ekim'de. Bu açıların etkisi altında 5 Ekim'de Terazi Burcu Yeni Ayı doğuyor. Terazi Burcu Yeni Ayı 11 derece Terazi Burcu'nda olacak. Özellikle yengeçler için Temmuz ayının ilk günleri doğanlar etki alıyorlar. 4. evlerinde doğacak. Bu da yaşadıkları yer, ev olabilir, aileleriyle ilgili konular olabilir. Onlar daha fazla gündemde olacak. Tabii 4. ev önemli bir ev olduğu için hayatı da etkileyen durumlar söz konusu olacaktır. Sağlığa dikkat, evet, etmeleri gerekiyor. Aileyle ilgili, evet, konular ön plana çıkabilir. Aile içinde bazı hastalıklar, bazı, evet, sıkıntılar olabileceği gibi ev ve mülk değişimleri, evet, ev yaşamıyla ilgili bazı değişiklikler, yer değişiklikler, hatta ülke değişiklikleri, ülke değişiklikleri çok spesifik, evet, görüyor. Aslında bu 5 Ekim Terazi Burcu Yeni Ay biraz zayıf. Evet. Ama destek açıları güçlü. Fakat 19 Ekim'de Koç burcundaki ay tutulmasıyla beraber, hı hı, iş ve kariyer hayatlarında da bazı sorunlar var. Evet, Koç. Şimdi Koç burcunda şimdi baktığımızda 5 Ekim adı Terazi burcunda bu etkiyi görüyoruz. Detaylarını görmek istiyorsanız, aradaki ayın detaylarını görmek istiyorsanız haftalık yorumlarımızı takip edeceksiniz bilinçokulu.com'da arkadaşlar. 19 Ekim'de Koç burcunda ay tutulması var. Bu ay tutulması çok önemli teraziler için. Yengeçler için. Çünkü terazi Koç tutulması yengeçte, evet, kariyerle ilgili bazı bitişlere, hı-hı, yeni başlangıçlara, bu yeni, hı-hı, başlangıçlar haricinde Venüs ile Uranüs'ün trine Merkür'ün Jüpiter yapması aslında bu da olumlu bak. Birinde, evet, aileyle ilgili sıkıntılar var. Ayın ilk iki haftasıyla ilgili dönemde, hı-hı, bazı problemler var ama 19 Ekim'de iş ve kariyerde yeni fırsatlarla karşılaşma, terfi etme, hı-hı, yükselme, hatta beklenmedik sürprizler ve güzelliklerle karşılaşma döngüsü var. Yalnızca tabii ki bu Venüs üçgen Uranüs de çok önemli. Bildiğin gibi Akrep Venüs burcundan. Venüs yayda olacak bu sırada. Tabii 7 Ekim'de yaya geçecek Venüs. Tabii ki. Onları haftalıklarda daha detaylı, evet, konuşacağız. Venüs üçgeni Uranüs'e baktığımızda, hı-hı, onların çok daha keyifli bir dönem beklediğinde gösteriyor. Şimdi iş ve kariyer, kariyerlerinde bazı değişiklikler var. Arkasından 21 Ekim'de Merkür Retrograde var. Merkür Retrograde yengeç burçlarında neye sebebiyet verir sevgili Demet? 5. evde olacağı için eski flörtlerle karşılaşmalar, belki duygusal hayatlarındaki bazı eski sorunları tekrar çözmek için fırsatlar, konuşmalar, görüşmeler. Tabii akrep olduğu için kıskançlıkla ilgili sorunlar. İlişkilerde kıskançlıklar, evet, takıntılar, eğer, evet, varsa bir aldatma ortaya çıkması, hı-hı, bazı, gerçi söyleyeyim Neptün de var arkadaşlar orada, hı-hı, yani Neptün bir skandala da sebebiyet veriyor bazı yengeçlerde, evet, ama Yengeç Burcu'nda Jüpiter'in koruması var. Koruyor. Merkür'ün de burada evet, retrograde yaptığı aslında Akrep Burcu üzerinde Satürn de var. Hı-hı. Ondan dolayı olaylar hafifleyerek gelecektir. Hı-hı. Keyifli, hı-hı, ve neşeli, hı-hı, olacaktır. Derken haftalık yorumları bilinçokulu.com'da ve bilinçokulu.com'u bağlı olduğu portallarda rahatlıkla seyredebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Aylık yorumlarımız şimdilik bu kadar. Sevgiler, evet, ve saygılar. Hoşçakalın. Bye.